أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى آخر الآيات. صلى الله عليه وسلم. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi inşallah Risale-i Kusey'den bir beyt okuyacağız inşallah. Birkaç ayet-i kerimesi vermeye çalışacağız. Mevlam tesirini yüksek eylesin inşallah. Bugünkü beytimizde sırayla takip ediyoruz. Bugünkü beytimizde Mustafa Esmin Ali Bula Büyükşehir Efendi. Dilersen bulmayı esrar-ı ezdan, bulasın usrati ile derde derman, ki gark idersini envara subhan, nikab açar tecelli de rahman. Bu ilminden geçip hakka gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Rabbim inşallah hakkıyla başarmaya ve bize ikram edesin, ihsan edesin, mahcup olmaktan bizi de muhafaza edesin. Dilersen bulmayı esrar-ı ezdan. Şimdi burada tabii çok önemli bir ifade söylüyor. Gerçekten herkes kendinde bir sormalı. Hakikaten böyle bir derdin var mı? Böyle bir aşkın var mı? Böyle bir isteğin var mı? Diyor, buyuruyor ki Mustafa Esmin Ali Bula Büyükşehir Efendi. Sen diyor Mevla Teala'yı bilme hususunda böyle bir arzun, iştiyakın, bulma, Mevla Teala'yı anlama derdin var mı? İlk önce ona bir bak bakalım ilk önce. Hakikaten herkes kendini bir kontrol etsin bakalım. Rabbimi tanıma hususunda bir derdin var mı? Böyle bir iştiyakın var mı? Böyle bir vakit ayırır mıyım? Mevla Teala'yı bilme hususunda bir mücadele verir miyim? Zaman ayırır mıyım? Çalışır mıyım? İşi bilenlerle beraber oturup kalkar mıyım? Dertleşir miyim? Merak eder miyim? Efendi babamız, Efendi Hazretimize dermiş ki, oğlum Mahmud, senden zekiler var dermiş. Ders halakasında yani. Senden zekiler var. Ama senden meraklısı yok dermiş. Yani bu iş biraz merak istiyor arkadaşlar. İstek var, istek istiyor. Rabbim inşallah bu yolda bizlere dertlenmeyi nasip etsin inşallah. Ya gerçekten böyle bir derdin var mı? Rabbimi tanıma hususunda bir mücadelen var mı? Dünyaya geliş gayemiz bu. Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Olursa ne olur? Bulasın vuslatı ile dert eder ama. O zaman diyor Mevla Teala'ya vuslat ile, yani perdesiz Mevla Teala'yı bilme ile derdine derman bulursun. Eğer böyle bir derdin varsa derdine dermanı da böyle bulursun. Mevla Teala sana mutlaka güzelliklerini açar, sırlarını açar, kaliteyi açar, güzelliklerin tamamını yaşatır, yaşatır. Yeter ki sen bu dertten ol. Bu dertle ol inşallah. Mevlam hepimize ikram edersin. Başaracağız, isteyeceğiz, dileneceğiz. Arzumuz olacak, iştiyakımız olacak. Mevla ile bir bağlantımız olacak. Seveceğiz Rabbimizi. Ve sevileceğiz Rabbimiz tarafından inşallah. Ama ilk önce insan ne yapmalı? Kendisi bir mücadele vermeli. Bir gayret göstermeli. Hakikaten böyle bir derdi olmalı ya. Yemek derdin kadar Mevla derdin var mı diye bir bak bakalım kendine. Bak yemeğe vakit ayırıyorsun. Saatler ayırıyorsun. Her şeye saatlerini ayırıyorsun. Rabbine nefis kandırır seni. Bütün saatlerim Rabbimin olsun dersin. O da ne oldu bütün saatlerimi Rabbime ayırdım. Hadi bağladın kendini. Olmaz.
Bunun bir çalışması var, bir mücadelesi var, gayreti var, yolu var, ölçüsü var, eğitimi var. Rabbim hepimize ikram etsin. Ki gark edersen yani var Resulhan. Eğer senin böyle bir derdin olursa, Rabbini bilme, tanıma, marifetullah, hakikatullah derdin olursa, Mevla Teala da seni nurlarına gark eder. Yani nur olursun, nur. Öylesinizdir Allah'ın izniyle. Değil misiniz? Ne bileyim, hiç niyetiniz yok sizin. Mevla'm ikram etsin ya. Amin. Ne olur. Mevla ikram ederse buna kim engel olabilir? Bütün azalarımızdan hoşlanılmayan ahlaklar temizlenmiş. Mevla'nın nurunun tecellisi inşallah hepimizin kalbine yerleşmiş. İnşallah. Daha ne arıyorsun be kardeşim? Allah'a ikram etsin. Nikab açıp açığa tecelli-i Rahman. Mevla Teala seninle aradaki perdeleri kaldıra, sana tecelli ede. Ama aradaki perdeleri kaldırmak için de ne yapmak lazım? Bir gayret. İşin ehlinden bu işi öğrenmek lazım. İşin dertlisi olmak lazım. Bu işin dertlileriyle beraber oturup bakmak lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Başaracağız. Başka çare yok. Ya eyyühellezine amenüttegullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve künü ma'as-sadiqin. Sadıklarla beraber olun. Onlarla oturun kalkın. Onlarla hayatınızı sürdürün. Derdi Allah olanlarla beraber olun. Bulursa olur. Nerede bulacağım be kardeşim? Allah'ım ikram etsin. Amin. Hocam bulamayız. Sen öyle ol o zaman. Hocam bulamıyoruz dersen ne derim ben de sana? Sen öyle ol. Senin derdin Allah derdinde olsun. Ve seni bulan da gerçekten ne olsun? Allah derdiyle dertlenmiş olsun ya. Herkese başkasına suç atmaya çalışıyorsun. Hocam nereden bulacak? Tamam. Kolay. Sen öyle bir tane ol bakalım. Sen bir başla bakalım. Bir tane çıksın piyasaya. Ondan sonra bir tane daha çıkar piyasaya. Ama senin derdin Allah olmazsa, böyle bir dertle dertlenmezsen nerede bulacaksın Mustafa? Gerçi de bulamazsın. Rabbim ikram etsin. Bu ilminden geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i Bay. Bu ilminden demek yani biliyorum zannediyor insan. Ben çok biliyorum zannediyor. Rabbimi iyi tanıyorum zannediyor. Mevla Teala'yı yakinen biliyorum zannediyor. Seviyorum zannediyor. Kendini öyle zannediyor kendisini. Öyle zannediyor. Ben Allah'ı zaten biliyorum diyor adam. Ne biliyorsun zannediyor? Sonsuz olan Rabbimden ne kadarını biliyorsun? Sonsuz Rabbim, sonsuz. Sonsuz Rabbimden ne kadar bilebilirsin sen? Zaten biliyorum dersen en büyük cehalettir. Sonsuz olandan ne kadar bildin ki? Ne kadar bildin ki biliyorum diyorsun yani. Rabbim inşallah. Kendisi bize bu işi nasıl anlamamız gerekiyorsa o şekilde anlatsın inşallah. İkram edilsin insanımız. Yoksa biliyorum mantığına kalıp da, ilmine güvenip de, kendi gerçekten bana bu kadar yeter mantığına düşüp de eksik kalmakla hepimiz muhafazayız. Eksik kalırsın ya. Bir bakmışsın, ahirette mahcup olursun. Olmayız inşallah. Cemali bağ kemal edelim. Rabbimizin cemalini kemalini ne yapalım? Seyredelim inşallah. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu iki ifadeye dikkat etmek lazım. Çok Türkiye'mizde istisnasız herkesi bağlayan iki ifade. Birincisi karar etme, karar etme. Yani bana yeterli, bu kadar yeterli deme. Bana bu kadar yeterli deme. Ama bak incele herkesi. Ya bu kadar iyi ya diyor. Bu kadar iyi. Ne iyisi ya? Ne yaptın ya? Ne kadar biliyorsun Rabbini? Ne kadar gerçekten kulluğu başardın yani? Ne kadar becerdin yani? O yüzden yeterli deme. Rabbim daima inşallah kendisini geliştirenler onu hepimize nasip etsin. Bir de ilminden de geçeceksin. İlminden demek şu. Herkes çok biliyor be kardeşim ya. Herkes çok biliyor. Hiç yani. Susan yok. Herkes çene olur. Tak 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 tak. Rabbim inşallah bu yolla bizlere de başarı nasip etsin. Şimdi ayetlerimize geldik. Onları da inşallah kısa kısa mandırmaya çalışalım.
Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Malumun sabahleyin, Tabi-i Şerif esnasında okudu bu ayetler. Demek Mevla bu hafta bunları bize yapmayı duyurmak istiyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki, hep beraber şöyle insaflıca şöyle masaya yatarak beraber düşünelim. Bak nasıl anlatıyor Hazreti Allah bizi. Rabbim iyi anlamayı yazıyoruz. Kella, hayır. Bel, bilakis siz var ne diyor Mevla Teala siz? Tuhibbûnel acile. Aceleyi seviyorsunuz. Yani dünyayı seviyorsunuz. Bu dünya zevkleri sizi bağlıyor. Neşesi bağlıyor. Ama ben inanıyorum ki siz dünyayı, Mevla'yı bilmek için seviyorsunuzdur. Ahireti kazanmak için seviyorsunuzdur. Öyle inanıyorum size. Biz bu tarafını alalım. Bir de öbür tarafı var biliyorsun. Bir de tehlikeli tarafı var ne? Rabbim hepimiz muhafaza etsin. وَطْمَأَنُّوا بِهَا Hazreti Allah buyuruyor ha. Bırak şimdi sevmeyi, bir de tatmin oluyorlar. Yani dünya zevkleri onları bitiriyor. Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Yapmayız öyle. Ama yarım ağız söylüyorsunuz, korkuyorsunuz diye. Niye öyle korkuyorsunuz ya? Demek bir sıkıntı var demek. Rabbim hepimiz duamız etsin. Niye biliyor musunuz? Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Gerçekten cennetin zevklerini, Mevlamızın zevklerini tam bilmediğimiz için dünya zevkleri bize çok tatlı geliyor ya. Aslında normalde Mevlamızdan bir zevk alsak, cennetten gerçekten bir hissetsek, o cennet zevklerinden bir almış olsak, ya dünya zevkleri gerçekten bize var ya, hiç esaycaz ya. Zehir mi içeceğiz ya bunlar? Meğer zehir mi içme kardeşim? Ama zevk zannetmişiz. İnşallah biz diğer taraftan, hangi taraftan? Dünyayı niye seveceğiz? Allah'ın rızasını kazanmak var dünyada. Ahireti kazanmak var dünyada. Mevla Teala'yı bilmek var dünyada. Onun için inşallah dünyayı ne yapacağız? Onun için seveceğiz. Yoksa kalkıp da dünya zevkleri için dünyada işte şuyum olsun, buyum olsun, filan olsun, pişman olsun filan. Yapmayız Allah size. İnşallah. Ama diyor Mevlamız, ve vel hayatü dünya illa meta'ul gurur diyor. Mevlamız biliyor. Bu dünya hayatı var ya diyor, ancak aldatıcı bir metadır. Yani aldatır insanı yani. Bağlar insanı, bağlar. Sevmiyorum derken, aslında o sevmiyorum içinde bayılıyordur dünyaya. Aslında ne diyor? Sevmiyor. Ya benim dünya ne işim olur diyor. O derken var ya, bayılıyor. Ama şöyle de olsun, bu da olsun, şu da eksik kalmasın, bu da eksik kalmasın. Hikmet-i Hüda baştan hiç onlara ihtiyaç duymadığı şeyleri yapmaya başladı mı, ya bu da diyor olsun diyor. Ama onu hiç düşünmüyordun. Onu yaptıktan sonra diyor ki, aa şu açık çıktı onu da yapalım diyor. Onu diyor, şu da kal, onu da yapalım diyor. Hiç bitmiyor ki bu ya. Hiç biteni gördünüz mü? Bitmez. Ondan sonra bir bakmışız, hadi bakalım nereye? Ahirete. Sor bakalım gidene. Şu bir tane tavuttakine sor. Bir dakika da ya. Sen gidiyorsun ya de. Bitirdin mi de gidiyorsun? Nasıl gidiyor? Yok ki, bitiren yok ki ya. Hep bir herkesin bir emeli var. Bir arzusu vardı. Aman şu da olacaktı, bu olacaktı, filan olacaktı, şu olacaktı. Adam diyor ki evlatlarımı bir evlendireyim. Bak ondan sonra kafam rahat. Evlatları evleniyor. Başlıyor ya şu torunum onu da bir düğününü görsen bir yol. Ha ne oldu evlatların tamamdı. Torununu görse yemin eder der ki torunumun torunu da bir göreyim ben. Gider bu hep böyle gider, hep böyle gider. Hep böyle gider yani. O yüzden İmam-ı Rabbani buyuruyor ki vakit diyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vakit bulunduğun vakittir diyor. Yani bulunduğun vakti güzel değerlendireceksin. Geçmişi geçti. Geleceği de senin değil ne olacağın belli değil. Tak bakmışa gidiyorsun. O zaman o andaki vakti güzel değerlendireceksin. Elhamdülillah vaktimizi güzel değerlendiriyoruz. Rabbim inşallah kıymet bilmeyi nasip etsin. Sonra Mevla devam ediyor. Dünyayı seviyorsunuz diyor. Mevla muhafaza etsin. Diğer türlü olabilir ama. Niye türlü?
Ahireti kazanmak için, Allah'ı memnun etmek için ne yapılabilir? O olur. Yani ahiretin tarlası olduğu için dünya ondan olabilir. Ama dünya nimetlerine, zevklerine dalıp da ahireti unutanlardan Mevla hepimizi muhafaza etsin. Ama Mevla bak devamında bu şöyle anlaşılıyor demek. Ve tezerûnel âhire. Siz ahireti bırakıyorsunuz diyor Mevlamız ya. Dünyayı seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Dikkate almıyorsunuz. Fark etmez oynuyorsunuz. Bir de Türkiye'mizde en büyük tehlikelerden bir tanesi. Dünyada da böyledir de. Biz de Türkiye ile alakalı konuştuğumuz için. En büyük tehlikelerden bir tanesi şu. Ne? Ahirette bir şey olur mantığı var herkeste. Bir şey olur ya. Nasıl bir şey olur ya? Bir şey olmaz. Mevla ne buyurursa olur. Yoksa kalkıp da kendi kendini nefsini yapma, aldatma. Orada bir şey olacakmış. Nasıl olacak ya? Mevla ne buyursa olacak da mübarek. Onun dışında bir şey olur mu? Ya Mevla bize diyor, buyuruyor ki orada hesap var, kitap var. Ona göre muameleniz var. Güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. İnsanlar orada çırılçıplak olacak. Gelin bakalım buraya denecek. Bir hesabınız, kitabınız görünecek denecek. Eğer kazandıysan yüzün ay gibi parlayacak. Kaybettiysen boynun bükük, eyvah diyeceksin. Hoca bir şey olmuş, olmaz. Bunlardan başka bir şey olmaz. Rabbim ne diyorsa olur. Öyle nefsin seni kandırmasın ya. Sen yanlış yapacaksın. Ondan sonra bir şey olur. En yesbibuna. Allah mümkün bak. Onlar diyor, geçer zannediyorlar diyor, geçer. Günahlarımıza ne yapmazlar? Bakmazlar, gitmezler. Bir şey olmaz, fark etmez. Üzerinden bir kalem çekerler. Kendini unutuyor ya. Şimdi sen unutuyor ya günahlarını. Zannediyor ki orada da unutulur. Yok. Mevlamız diyor. Mâ lehâzel kitâb. Bu nasıl bir kitap ya? Lâ yugâdiru sahîreten velâ kibîreten. İllâ ahfâ. Ufak büyük demeden her şey yazılmış. Ne ararsın? Sen unutmuşsun. Unutmuşsun sen. Sen dünyayı unutuyorsun zaten. Sen dünyayı unutuyorsun sen. Şimdi zaten dünyanın hastalığı o da. Dünya hastalığı biliyor şu an ne? Unutkanlık. Bayılıyorsun unutmaya. Ama tek yazılmış hepsi yazılmış. Gel bakalım buraya. Ya bu da mı vardı? Bu da mı vardı? Akıl bali olduğun günden ölüm anına kadar hepsi yazılmış. Gel bakalım. Gel. Allah'ın izniyle başarıyla geçiririz Allah. Korkmayın ya. Ne korkunç? Başarılı geçirmez miyiz? Biz. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Geçiririz inşallah ya. İnşallah. Yoksa ahiret bırakılmaz güzel insanlar ya. Ahiret bırakılır mı ya? Rabbimizin rızası bırakılır mı ya? Rabbimizin rızası bırakılır. Bu kadar nimetleri veren Rabbimizin rızasını bırakacaksın da kimi memnun edeceksin? Gerçekten kimi memnun edeceksin yani? Mevla Teala'nın vermiş olduğu nimetleri her an milyarlarca, sonsuzca nimet yaşıyoruz ya her an ya. Allah rızası bir düşün bakayım, bir tefekkür et ya. Her an, her saniye. Her saniye. Bu kadar nimetler karşısında şimdi kalkıp da insan Rabbisini bırakıp da kimi memnun edecek ya? Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Başaracağız Allah'ın izniyle. Neyi başaracağız? Vücuhun. Bunu başaracağız inşallah. Bir takım yüzler diyor yememeydi o günde. Ne alıyor? Parıl parıl parlayacak. Biiznillah. Nasıl parlayacak? Ayın diyor dolunay var ya 14'ü gibi. Güneş gibi parlayacak diyor yüzler diyor. Parıl parıl. Niye? İlâ rabbihâ nâliyâ. Çünkü Rablerinin seyrinden geliyorlar ya. Rablerini seyretmişler ya. Rabbini seyreden insan, Rabbini seyreden insanın yüzü parlamaz mı arkadaşlar ya? Sevinçten, mutluluktan. Yarahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin müminiten. Müminler diyor, ehl-i sünnet itikadıdır. Müminler Mevla'yı görecek ama keyifsiz, şekilsiz, idraksiz, örneksiz. Yani Mevla şöyleydi, böyleydi tarifi.
Kalkıp da Mevla Teala'yı ne yapacaklar? Tarif edemeyecekler yani. Ama o zevki yaşayacaklar. Yaşarız Allah'a ısın. Biz zevkimiz var. O da Mevla bize ne yapmaz? Mahrum etmez inşallah. Yani. Başka ne sevgimiz var kardeşim? Rabbim inşallah hepimize hem de nasıl biliyor musunuz inşallah ya? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun seyredişi gibi seyretmeyi nasip etsin inşallah. Onun yaşantısı, onun o hakikatleri anlayışı gibi nasip etsin inşallah. Yok bizimkinden ne olur mübarekler ya. Biz kendimize göre istersek bizimki eksik olur. Ama peygamberimizin ki sağlam. Rabbim ikram eylesin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar ahirette yüzlerimiz ne olur bizim? Biiznillah parıl pırıl parlar inşallah. Ve vücuhun yevmeydin basira. Ama bir takım yüzler var ki diyor, onlar da diyor kat kası kesilecekler. Simsiyah. Perişan. Neyi anladı çünkü? Eyvah. Dünyayı boşa geçirmişim. Dünyayı boşa geçirmişim. Rabbimizin razı olduğu şekilde geçirmemişim. Laf dinlememişim, kulak vermemişim. Kendi bildiğimi okumuşum. Kendi isteğime göre yaşamışım. Kendi arzularım benim önüme geçmiş. Nefsim önüme geçmiş. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Siz öyle yapmazsınız Allah'a emanet. Ama hep korkarak korkuyorsunuz. Niye öyle? Yapmayız Allah'a emanet. Niye yapacağız ya? Rabbimiz memnun ederiz. İşareti ne? İşareti bak şu sabahın şu saatinde şurada bulunmak bunun işaretidir arkadaşlar. Niye geldin? Kimse bak ne kulundan tutan var, ne zorlayan var, ne hadi bakalım ne? Sadece Mevla'nın rızası için elhamdülillah. Giderim. Gerçekten namazımı eda ederim. Ondan sonra yapılan orada ayetlerden, hadislerden anlatılanları dinlerim. Tesir ederim elhamdülillah. Bunun işareti arkadaşlar. İnşallah. Rabbim iyi anlamıyorsa biz. Yoksa eyvah deriz insan. Tezunnü en yufale biha fakira. O yüzü kat katı kesilenler var ya, simsiyah kesilenler var ya, perişanlar var ya, onlar anladı diyor Mevla. Ne anladı? Anladı bel kemikleri kırıldı durumu. Yani eyvah dedi, benim hesabım kitabım ağır olacak. Belimiz kırılacak. Bize büyük bir meşakkat var, büyük bir sıkıntı var, büyük bir dert var. Bunu anladı. Neyi anladı? Eyvahı anladı. Dünyayı boşa geçirdiğini anladı. Laf dinlemediğini anladı. Gel bakalım buraya dendiğini anladı. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Biz bu anda bile anlasak bile ne yapacağız? Allah'ın izniyle bu işin zevkini yaşayacağız. Ölüm diyor, müminin en zevkli anıdır. Niçin? Çünkü sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Hazırsan niye korkacaksın kardeşim? Anlayamadım, niye korkuyorsun? Hazır adam niye korksun ya? Hocam hazırlık ne? Mevlamız emirleri be kardeşim. Şimdi adam Ümre'ye gidecek. Nereye gidecek? Anlayamadım. Nereye? Pasaport hazır mı? Eşyası hazır mı? Kafile hazır mı? Bu adam niye korksun şimdi? Korkulacak ne var? Hiçbir şey. Eğer hazırsa sorun yok arkadaşlar. Rabbim bu hazırlıklar inşallah bizleri daim eylesin. Bizim biraz sıkıntılarımız şeyde. Nerede sıkıntımız var? Bak ben size söyleyeyim. Her şeyimiz iyi de düşüp kalkma sıkıntısı var. Düşüp kalkma. Bir bakıyorsun pat diye adam düştü. Niye düştü? Niye düştü kardeşim sen şimdi? Mevla Teala'dan bir şey mi gördün sen? Ne gördün? Mevla'nın nimetlerinden, bu kadar zevklerinden istifade ederken ne gördün ki? Niye vazgeçtin sen bu işten? Niye vazgeçtin? Bizim bu sıkıntımız var. İnşallah ama olmayacak. İnşallah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Yakışmaz bize. Düşmeyeceğiz Allah'a azim. İstikametle devam. Rabbim ikram etsin. Kella. Hayır. İzâ belegatit terâbi. Can boğaza geldiği zaman. Bir bak bakalım hadi. İncele bakalım. Nereye geldi can? Sonra o değil hemen.
Ona denir ki hadi bakalım doktorlarını çağır. Sana çare bulacak insanları çağır. Çok güvendiğin insanları çağır. Gel şuradan seni vazgeçirsinler. Kurtarsınlar bakalım seni şimdi. Hadi bakalım. Var böyle bir şansın? Yoksa orada teslim olacağına şimdi teslim ol, kurtulacak kardeşim. Orada teslim olacağım mı? Can boğaza geldi. Hadi bakalım. Kimi çağıracaksın? Hocam doktorlar toplansa hangi doktor toplanacak kardeşim? Aman 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 aman. Hele kendini bilmez insanların kontrolünde olsa hepten tehlikelisin. Hoca işte o zaman bazı işte hoca efendileri çağırır bile. Ya kimi çağırırsan çağır. Can boğaza geldi mi bu iş ne olur? Zevken veririz Allah'a sile. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yoksa öbür türlü eyvah dersek var ya, harbiden eyvah demiş olacağız ha. Rabbim muhafaza etsin. Ve zanne ennehu'l firak. Anladılar diyor Mevlamız. Ayrılık. Ayrılığı anladılar. Hissettiler. Yaşıyorlar. Anladılar hakikaten dünyadan gidiyor. Çare yok. Doktorlarmış. Şuymuş, buymuş filanmış, şuymuş. Çare yok. Artık Rabbine teslim. Dünyadan gidiyor. Can boğaza geldi. İş bitti. Rabbim rızasını kazandığı halde inşallah huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Ve teffeti sâku bis sâk. Ayakları diyor birbirine dolaştı diyor onların diyor. Dolaşır mı? Bak yemin ediyorum sana hazırlıksız adam dolaşır. İster mi gitmek? Direnir mi? Direnir ama ne olur ki? Çare? Garibim. Ayakları birbirine diye dolaştı diyor Mevlam. Biz koşa koşa gideceğiz inşallah. Korkuyorsun, korkmayın ya. Hocam şimdi hemen mi gönderdi? Yok yok yok, zamanın geldi mi gidiyorsun ya? Korkma ya. Zamanın geldi mi gidiyorsun? Ne yaparsan yap. Vaktin geldi mi ama ne yapıyorsun? O yüzden ama vaktimiz geldiğinde de Mevlam hazırlıklı olmaya bize ikram etsin. Hazırlıklı olmaya nasip etsin. Yoksa düşünsene ayakların birbirine dolaşmış. Ya bunların her birinin ötesinde bir şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar ya. Ya ama hiç hikmeti de acayip bir şey ya. Düşünemiyoruz. Tefekkürümüz yok bizim ha. Düşünmüyoruz ya. Her birini bir kenara bırak. Ya insan şu mahcubiyet ona yetmez mi ya? Ya mahcup olacaksın ya. Rabbine karşı mahcup olacaksın. Bütün peygamberlere karşı mahcup olacaksın. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya karşı mahcup olacaksın. Bütün ümmete karşı mahcup olacaksın. Seni iyi bilenler, yani bir ifade kullan, özür dileyerek söylüyorum bu ifadeyi ama. Ne bu? Özür dileyerek söylüyorum. Ya adam zannedenler, adam. Adam zannediyorlar sana, adam ya. Zannedenlere. Mahcup olacaksın be kardeşim ya. Hiçbir şey olmasa, adama bu yetmez mi ya? Bir beş dakika şöyle, ne beş dakika? Yarım dakika düşün şunu. Adama bu yeter be kardeşim ya. Mahcup olacaksın ya. Boynun bükül. Rabbine karşı. İnsan biraz, kendisine biraz iyilikte bulunan insan. Biraz ya. Ya kendisi biraz iyilikte bulan bir insana bir hata yapsa ne yapıyor? Üzülüyor ya. Hemen diyor bayılıyor. Ayıp oldu diyor be. Ya bu adam bize ne yaptı diyor. Ne iyilikler yaptı diyor. Ne kıyak yaptı diyor. Ben ne yaptım buna ya diyor. Hemen boynu büküyor. Kime karşı? Bir ulaş ufacık bir iyilik yapan ya. Ya Rabbim bize karşı. O yüzden arkadaşlar güzel insanlar. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İnşallah başaracağız. Ayaklarımız birbirine dolaşmayacak. Koşa koşa inşallah. Çünkü diyor niye? İlâ Rabbike yevmeydil misak. Sevkiyat Rabbinize diyor ya. Eğer Rabbiyle problemi olmayan bir adamın ayakları niye birbirine dolaşsın? Rabbinin rızası kazanmış, sevgisini kazanmış, muhabbetini kazanmış bir insanın ayakları birbirine niye dolaşsın? Dolaşmasına gerek yok ki. Çünkü niye kazanmış o? Rabbisine
sevgiyi kazanmış, rızası kazanmış, muhabbeti kazanmış, laf dinlemiş, teslim olmuş. Sanki sizi tarif etti. İnşallah. Rabbim hepimize ikram etsin. Amin. Başarırız Allah'a. İnşallah. Ben böyle inanıyorum. Size öyle inanıyorum. İnanıyorum. İnşallah. Ciddi söylüyorum, inanıyorum ya. Bir tane sıkıntı vardı ha. Kaç tane sıkıntı varmış? Onu da kurtaracağım be kardeşim. Bak incele kendini. Ya bir ya bir buçuk. Onu bir kurtarsan var ya iş bitecek. Kaçmış? Ya bir? İki olmaz yani. Bu kadar. Yani şu bir, bir buçuk şey yüzünden. Niye mahcup olalım ya? O da genellikle söylüyorum. Genellikle şu anda Türkiye'mizde. Genellikle. Rabbim bütün Müslümanları muhafaza etsin. Genellikle. Genellikle şu gözlerini korumaktan sıkıntısı var. Ne varmış? Sesiniz çıkmıyor. Neyse. Bazısında da genellikle yine söylüyorum ibadetlerde bir gevşeklik var. Bak gördün mü ya bir ya bir buçuk yani. Yoksa Allah'ın izniyle itikaden, sevgi bakımından, olaylara bakışınız bakımından her şey mükemmel. Ama şu iki tane var ya bir kurtarsak. Rabbim biz var. Nasıl yakalandınız? Hiç sesiniz çıkmıyor. Nereye sevkiyat arkadaşlar? Mevla'ya. Fela saddaka ve la salla. Kendisine ne deniyor? Tasdik etmedine, iman etmedine, namaz kılmadına. Tasdik etmezsin, namaz kılmazsın he. Boyun bükmezsin, laf dinlemezsin he. İsyan ettin he. وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا Allah'ın ayetlerini yalanladın, yüz çevirdin he. Gururlandın, kibirlendin, kendini beğendin, laf dinlemedin he. Şimdi gel bakalım buraya. Elhamdülillah, hiç bir tanesi yok. Elhamdülillah de. Rabbimimiz bağlı. ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ يَتَمَطَّى Bir de ehline dönmüşler, ehline hava atarak, gururlana, kibirlenerek. Bugün var ya Muhammed'e neler neler yaptık. Bugün var ya Müslümanlara neler neler yaptık. Bugün var ya şunu yaptım, bunu yaptım. Yapmış olduğu hatalarla ne yaptılar? Gururlandılar diyor, övündüler, kibirlendiler. Hem hata yapıyor, hem ne yapıyor? Hem zulmediyor, hem de zulmü ne yapıyor? Övünüyor, zulmüyle övünüyor. Aldatıyor. Ne'udü billah diyor, o biçim diyor, kerizi tokatladım diyor. Ne'udü billah. Hey, tokatladın mı? Gel bakalım şimdi sen buraya. Yani hem hata yapacaksın, hem de ne yapacaksın hatayla? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman yandın sen. Adam hata yapar, boynunu büker, ya Rabbi der, ayıp oldu be. Olmaz be. Ben bunu yapmamalıydım der be. Çirkin oldu be. Der. Dersin hadi bakalım bak yine bir şey anlamış dersin. Hem hata yapacaksın hem gurur kalkacaksın arkadan da gururlanacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar Beytullah'ta ağız alınmayacak sözler söylüyorlar. Peygamber üzülüyor tabi. Ondan sonra öyle gururlana gidiyor evlerine. Bugün Muhammed'e de anne neler yaptın? Ya? Ne yaptın? Ne yaptın sen gel bakalım. Ya. Bir anlasana ahirette ne yaptığını. Rabbim hepimiz bağlısız. Bugün de öyledir ha güzel insanlar. Bugün de ne? Adam mesela bir yazı yazıyor. Müslümanların aleyhine. Gidiyoruz onu siz gidin bir takip edin. Bugün bunlara bir döşendim diyordur şimdi bile. Döşendim mi? Gel bakalım. Gel bakalım buraya nereye döşendim bir bak bakalım. Şu döşeğe bir bak bakayım sen cehennem döşeğine. Bak bakayım nasıl bir şey. Der mi? Derler diyorlar. Allah hepimiz muhafaza etsin. Amin. O yüzden güzel insan, kıymetli insan. Yaptığın hata karşılığında hatayı ne yapacaksın? Hatanla övünmeyeceksin. Müslümanlarda bu sıkıntı var. Nerede var biliyor musunuz? Şurada var. Ama sizde yoktur Allah'ın izniyle. Hocam nerede var? Bak ben size. Müslümanlarda şöyle bir sıkıntı var.
Rabbim muhafaza etsin. Amin. Sizde yoktur Allah'ınız. İnşallah. Ne var? Daha önce yapmış olduğu hatalarla daha sonra ne yapabiliyor? Övünmeye kalkıyor. Neuzubillah. Yapma bunu. İslam'a girdikten sonra, İslam ahlakına büründükten sonra eskiyi ne yapacaksın? Anlatmayacaksın. Ben diyeceksin kardeşim, ben şu tarihte doğdum diyeceksin. Ondan öncesi bilmiyorum, unuttum ben diyeceksin. Kalkıp da biz var ya, eskiden, ne eskide? Ne yaptın? Aman ha, sakın kimseyi şahit tutma. Hocam, bir laf daha var, çok tehlikeli bir laf. Yapmayın bunu, bu çok tehlikeli bir laf. Çok korkunç bir laf. Hocam, Allah'ın birliğini kuldan saklamaya gerek ne? Ne diyorsun sen? Sakın ha! Böyle bir şey yok. Bunu kafandan sil. Sil. Kulları şahit tuttun mu yandın ya sen. Rabbim seni yine kendi bilir, başkaları bilmezse Rabbim seni affeder. Ama kulları şahit tutarsa ne affedecek seni? Herkesi şahit tutmuşsun. Gel bakalım buraya. Olur mu öyle şey? Yapma bunu, yapma. Bu çok tehlikeli. Hem haramı yaymış oluyorsun, yanlışı yaymış oluyorsun, en büyük tehlike, hem de kulları şahit tutmuş oluyorsun. Diyorsun ki bak, ben böyle bir adamdım. Ya, bunun hesabını veremezsin. Bunun hesabını mutlak görürsün. Diğer türlü Rabbim sana şöyle yapabilir. İkra kitabek. Kefâ bi nefsike levmâ lekâsîbâ. Kitabını oku bakayım kulum. Kendi kitabını okursun. Yanlışın vardır. Kulum bak bu yanlışını dünyada milletin huzuruna çıkartmadım. Bugün ama ben bunu biliyorum ha. Tamam mı kulum? Doğru ya Rabbi sen biliyorsun ya Rabbi. Tamam ya Rabbi. Özür dilerim ya Rabbi. Tamam ya Rabbi. Bir şey böyle bağlarsın. Öbür türlü nasıl bağlayacaksın? Herkes huzurunda gel bakalım buraya. Sen nasıl herkese şahit tuttuysan şimdi bu şahitlerin karşısında bir hesap ver bakalım. O yüzden aman gözünüzü seveyim. Kimseyi ne yapmayın şahit? Hele hele eski ahlakından insan ne yapmasın asla? Anlatmasın. Evladına da anlatmasın. Ailesine de anlatmasın. Kimseye gençlere anlatmasın. Eskiyi silsin. Aman desin. Bu da meşhur. Biz var ya diye bir başladım adam yandın. Bir de seni esir alır. Aman Allah. Sanki de çok güzel bir şey anlatıyormuş gibi değil mi? Ağzından bal dökülüyormuş gibi. Canma. Ne anlatıyorsun mübarek adam? Yapma gözünü seveyim ya. Bırak ya. Mevla muhafaza etsin. Netice itibariyle o gururlananlar, kibirlenenler, yanlışlarıyla övünenler, evlerine döndüklerinde, kendi ailelerine, kendi etrafındaki insanların yanına döndüklerinde o kendini methedenler, yapmış olduğu yanlışlıklarla beraber kendini methedenler var ya, Mevla, evlâ leke fevlâ. Şimdi siz diyor hak ettiniz diyor Mevla. Bu cezayı hak ettiniz. Size evlâ. Tam 4 defa. Kaç defa? Siz bu cezayı hak ettiniz. Siz laf dinlemediniz. Gururlandınız, kibirlendiniz, hatalarınızla övündünüz siz. Gel bakalım. Kaç defa arkadaşlar? 4 defa. Bak bir kere değil, 2 kere değil, 3 kere değil, 4 defa Mevla. Thümme evlâ leke fevlâ. Thümme evlâ leke fevlâ. O yüzden bu işin altından kimse ne yapamaz? Kalkamaz. Rabbim hepimiz muhafazayız. Dikkat edeceğiz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisini başı boş bırakıldı mı zannediyor? Normalde kafasına göre hayat yaşayacak. İstediği gibi yaşayacak. Kendine göre bir din anlayışı ortaya koyacak. Kendine göre bir ibadet anlayışı ortaya koyacak. Kendine göre yaşayacak. İnsanları aldatacak. İnsanları üzecek, darıltacak. Ondan sonra Mevla Teala'yı dinlemeyecek. Ondan sonra da öyle bir şey yok. Ondan sonra hesabını verecek. Rabbim o yüzden başıboş, kendisi başıboş zannetmekten bizi muhafaza etsin. Başıboş zanneder insan kendisini ya. Zanneder ki fark etmez zanneder ya.
Takip edilmiyorum zanneder. Kulak vermez. Farkında olmadan bir bakmışsın. Veya efahsebtum ennemâ halaknâkum abed. Allah'ımız diyor, siz çirkin bir şey, başıboş bir şey, hoş olmayan bir şey için, onun için mi yaratıldığını zannediyorsunuz Mevla Teala? Yani dünyaya geliş gayeniz öyle. Fark etmez. Çirkin bir şeyler için, zevk için, dünya için, şunun için, bunun için, öyle bir şey yok. Ve ennekum ileyni alâ turcaun. Siz Rabbinize döndürülür mü çirkin zannediyorsunuz ya? Döndürüleceksin Rabbine. Boşu boş değilsin dünyada. Hesapsız kitapsız değilsin. Her şeyin yerli yerinde olmalı. Her şeyimiz. İnşallah. İnşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mahcup olmaktan, mahcup olacak amellerden hepimizi kurtarsın inşallah. Amin. Muhafaza eylesin. Amin. Mevla hepinizden razı olsun. El-Fatiha.